Ee, Çıldır Gölü buz tuttu. Çıldır Gölü buz tutacak. Tutmadı. Neden tutmadı? Niye tutmadı? Neden böyle oldu? <laughs> evet, e, son 5-6 yıldır bu, bu tabii ki bunları hep sürekli söylüyorum. Son 5-6 yıldır ee, Çıldır'da e, böyle her yıl bir e, handikapla, her yıl bir tramvayla ee, sezona başlıyor Yani özellikle de kış sezonuna ee, Nedeni de çok basit işte ee, Görmüş olduğunuz gibi yani Şubat'ın <laughs> Ocak Şubat'ın diyorum ee, Ocak 10 bugün Bir düşünün yani Kışın tam ortası Zemheri soyukları Zemher ayazları falan Gelecek neredeyse şu anda Çıldır Gölü'nün birçok bölümünde yani şu ortalarda falan da böyle aslında kamera olmuş olsa daha yakından gösterebilirdim. Ortalarda birçok noktalarında böyle parça parça açılmalar, çözülmeler meydana geliyor. Ee, yine bir haberini böyle yapmıştım yani Çıldır Gölü kış ortasında çözüldü. Evet yeniden aynı şeyleri söyleyebiliriz mesela. Şöyle yakınlaştırayım neredeyse. Meradis köyünün e, tam o Toraman'dan başlayıp da şöyle tesislere yakın bir yer. Tesisler deyince de e, testlerin tesislerin önü yani buradaki işletmelerin önü şeydir. Buzdur. Nereden baksan yine 15-20 santimlik bir buz var söz konusu ama Çıldır Gölü'nün tamamı buz tuttuğu demek hata olur. Evet ee, bir bölümü tamamen buz tuttu ama tekrar işte küresel ısınma deyin, sıcaklık deyin, ya Türkiye'de her yer böyledir deyin, ne derseniz deyin. Son itibariyle Çıldır Gölü'nde görmüş olduğunuz gibi bir <laughs> bu mevsimde <laughs> ne kar var <laughs> ne de buz şuralarda zaten bir önceki parça parça dikkat ettiyseniz parça parça burada yani açılmıştı işte parçaların birleşmesiyle yeniden tutmaya başladı. Tabi büyük bir bölümü yüzde 90'lık bölümü yüzde hatta daha da fazla yüzde 95'lik bölümü buzdur. Bölgeye misafirler buzun tutmasıyla birlikte e, bu bölgeye ilgi duyan insanların e, sirkülasyonu devam ediyor. İlgi yoğun e, ama bu içimizi acıtıyor. İçimizi yakıyor. Çünkü böyle bir şeyle son dört yıldır karşılaşıyoruz. Bu bölgenin insanları biliyor ki işte yıl başına doğru o civarlarda o ayın içerisinde yani 12. ayın içerisinde bu tarz ondan sonra bir daha ta Nisan'da Mayıs'ta açılırdı. Maalesef son 3-4 yıldır bunları söylemek pek mümkün değil. Suyunun da e, seviyesine göstermem isterseniz, şöyle ne kadar çekildiğine dair bu da bir veridir. Şöyle gösterelim, kıyılar çekildi. Bakın, dikkat edin, ne kadar çekildi, gitti. Tabii e, şimdi bölgede bir kuraklık da söz konusu oldu. Bu yaz istenilen yağmuru da almadı. Şöyle ilk başta yağdığı gibi üstünde de biraz bir parça kar yağdı. Yani Çıldır Gölü'nü aslında seneye eğer kış böyle giderse seneye daha büyük bir tehlike bekliyor. Su seviyesinin düşmesi. Zaten denetimsiz bir şekilde barajın su tüketimi söz konusu. Nehir büyüklüğünde Çıldır'dan Çıldır Barajı'ndan çıkıp öyle Arpaçay Ovası'na dağılan bir denetimsiz suyun akışı söz konusu. Bununla birlikte de suyun seviyesi daha da çok düşecek ve Türkiye'deki göller neredeyse su seviyeleri aynen bu şekilde düştü. E, yani bu bir aslında çevre felaketidir. Bu bir doğa olayı diyemeyiz çünkü çevre felaketidir çünkü biz çevreye ettiğimiz kötülükleri çevre şimdi döndü bize bu bedeli ödetiyor misliyle ödetecektir bununla ilgili ne yapılabilir vallahi biz yıllarca ben yıllarca kendi ee, şeyimi söyleyeyim yani ben yıllarca mücadele ettim yıllarca yazdım çizdim hiçbir şey ifade etmedi böyle küresel şirketler her suyun önüne barajlar dikti kuraklık, 127 tane baraj yapmışsın. E bunun bölgedeki zaten barajları saymaya gerek yok buna benzer. Kur'an işte, Nehri işte Aras Nehri üzerindeki şeyde de aynı. Aynen o, o, şekilde. Bir de su tutmayan barajlar yapmış yani. Burada baraj yapılmış da keşke su tutsa, elektrik, enerji üretse de diyeceğim. O da maalesef öyle bir durum söz konusu değil. Biri e, şeyin DSI'nin yani sulama barajı bir de <laughs> elektrik enerji garantili elektrik üretecekti. Su tutmuyor. Bir, biriyle ilgili çok bilgim yok ama e, sulama barajı evet su tutmuyor. İki sefer e, içine kaplama yaptılar. O barajlar da su tutmadı. Böyle bir fantazi niye denediler? Ya da bu bölgeye niye böyle kötülük etmeye çalıştılar? Neden sarıkamış etkinlikleri ben yazdım. Sarıkamış şehitleri anma etkinlikleri maalesef 108. alma etkinlikleri karsız kutlandı. Karın olmadığı bir etkinlik kutlandı. Oysa bizim şehitlerimiz o güzel insanlar, o kıymetli değerlerimiz o karda, boranda özellikle bu mevsimde karda, boranda orada şehit olmuşlardı çarpışarak. Ama maalesef kar olmadığı için kardan da heykellerini falan yapıyorlardı. Onu da yapamadılar. Ve karsız bir, tarihinde belki ilk defa karsız bir sarkamış etkinliği kutlandı. Ne diyelim? Ee, daha önce yapmış olduğum haberde, yani Karakurt'ta yapılan barajla ilgili yaptığım haberde... E, sağ olsun eski milletvekilimiz ve gazeteci meslek büyüğümüz Barış arkadaş benim haberimi alaraktan... İşte bakın arkadaşlar bakın burada baraj yapıyorsunuz buralara kar yağmayacak. Sarıkamış'a artık kristal kar yağmayacak dediğinde bir öngörü öngörüsünü ortaya koymuştu. Geldiğimiz noktada ne kadar haklı olduğu bilimsel olarak ne kadar haklı olduğu ortaya çıkmıştır diyelim. Kış gelince de bizde yani ne yapalım ne yapalım ne yapalım dedik. Kar yağdı, kış geldi işte buz Tuttu, buzun üstünde balık tuttu. Balığın üstünde buzun üstünde kay, kay kay kaydı. işte ben de kaydım. Buna benzer haberler daha yoğunlukta görmek görmüş olmaktasınız. Yani bunun içinde kusura bakmayın yani öyle yani. Daha önceki yazımda da zaten o şekil belirtmiştim. Evet kış geldi artık o goy goycular sahaya çıkacak. İşte yollar kapandı kardan. Haber gelmedi yardan. Ee, tır devrildi yold yoldan kaydı yanına yattı çamura battı falan bu gibi havalar çok bilmem ne gidecek ama dönüp diyemiyor ki havalar neden böyle gidecek mesela böyle bak böyle yan neden diyemediler diyemiyorlar İşte bazı doğa olaylarını veriyorlar işte bölgeye de kar yağmadı neden ya o diyor sen haberlisin onu eleştiremezsin ki. Yani onu sen bilemezsin ki. Niye bilmiyorum? Mesela bana da öyle sistem ediyorlar. Ya sen haber yapıyorsun da bile haberin nedenini de yazıyorsun. Niye yazmayayım? Haberin zaten ne diyor? Fikir takip namusudur Yani namuslu gazetecilik, namuslu habercilik yapmak istiyorsansa nedeni de öğrenmen lazım. Yani o niye olan bu göz bu, bu tutmadı. Neden? Ne dedik? Ben gö gölü mayaladım. Nasreddin Hoca misali. Sırf bu çevre olayına bir farkındalık yaratabilmek için birçok arkadaşımız orada burada yayınladı. Sağ olsunlar. Neden? Farkındalık yaratabilmek amaçlı. Yani gölü buzla mayaladı Suat İncedere. E döndüm ne dedim? Evet Nasreddin Hoca bunu belki bir ironi şeklinde yapmıştı. O oradan da dönüp birisi demişti işte mesela. Bu göl tamamıyla yoğurtursa kim yiyecek? Mesela. Tuttuğunu velayet sayalım. E ben de dedim ki yani doğayla yağmur yağıyorsa, doğayla da göl buz tutar demiştim. Zaten tutacaktı, belliydi. Suyun kıvamı belliydi o şeye gelmişti. Ve ertesi günde tuttu dedim ki işte benim duamla Nasreddin Hoca tekniğiyle göl buz tuttu dedim. Tabii ki yok. Yani belliydi tutacağı. Ama bugün açıldı. Demek ki doğamız pek işe yaramadı. Yani yani biraz yarardı, biraz yaramadı. <laughs> Şimdi dualara kaldı. İşimiz yani bilimden uzaklaştı. Akıldan uzaklaştı. Vicdandan, merhametten, karakterden, şahsiyetten uzaklaştı aslında. Aslında sorun burada biliyor musunuz aslında? Asıl sorun mesele burada aslında. Şahsiyetten, karakterden. Yani bizler bu ortama, bu dünyaya ettiğimiz kötülüğü hiç kimseye etmedik ve döndü. Doğa da bize kötülüklerini etmeye devam ediyor. Onlar da, o da bize hakaret ediyor. İşte bakın diyor. Hayatınızda ilk defa ve tarihinde ilk defa sarkamış da kar yok arkadaşlar. Ve Çıldır Gölü yarıya kadar kışın ortasında yarıdan bölünmüş işte feryat ediyor. Çığlık atıyor da duyabileni, vicdanı merhameti olabileni, aklı olabileni. Diyelim sevgiler selamlar gönderelim. Herkese çıldır gölü güzelliğinde. Hoşça kalın, dostça kalın.